Gel Yiğit. Gel hadi. Çıkalım biz de. Görüyorsun değil mi amirim? Memduh'un yaptığını görüyorsun değil mi? Oğlumu kaçırdı. Nasıl yapar bunu amirim? Nasıl yapar? Bu adam oğlumdan ne ister amirim? Ne ister? Dur bakalım. Anlayacağız. Hadi gel. Hadi. Kalp atışı yavaşlıyor. Kan kaybında. Nabzı düşüyor. Ne yapacağız? Nerede kaldı bu doktor bey? Durumu nedir arkadaşlar? Nabız alamıyoruz efendim. Hasta eksi olmak üzere. Memduh! Bunun hesabını vereceksin. Amirim, ya ilaç mı veriyorlar bu adama amirim? Beynini mi yıkadılar? Sakin ol, ne yaptılar? Tamam. Ya Allah'ını seversen bir şey söyle bana ya. Ya yoksa Yiğit, çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ya. Ya bir şey söyle bana ya. Tamam, tamam sakin ol. Ne istemişti Memduh? Pikiyaz ve Arzu. Evet. Arzu sorun değil de Pikiyaz fena durumda. Ne yapacağız peki? Amirim bir şeyler söyle bana. Bir şeyler söyle bana ya. Mantıklı bir çözüm bulacağız. Önce kafa kafaya vereceğiz. Sonra da çareyi bulacağız. Hadi. Sen sakin ol yeter. Hemen ameliyathaneye götürün. Tamam hemen alıyoruz. Doktor. Evet. Ne yap et bu adamı yaşat. Yoksa başımız büyük belaya girer. Elimden geleni yapacağım Masar Bey. Bunun hesabını vereceksiniz. Herkesle tek tek konuşmak istiyorum. Sırayla bana cevap vereceksiniz. Leyla, sen işine bakabilirsin. Peki efendim. Hayri. Efendim. Yürü. Hadi arasın bir daha. Neden aramıyorsun ki? Arasana! Arasana! Arar birazdan. Ya aramazsa? Ya burada elimiz kolumuz bağlı. Memduh'un keyfini mi bekleyeceğiz amirim? Bir şey yapalım. Bir şey yapalım. O vatan hainlerini nasıl alırız amirim ha? Ah ulan Memduh. Ah! Bir elime geçirsem seni. Bir elime geçirsem biliyorum ne yapacağımı. Ya bir dur be Yiğit. Seni seyretmekten benim de başım döndü vallahi. Dur bir arasın. Arayacak. Çünkü bizim kadar o da bizi bulmaya muhtaç. Çünkü Fatih esas hedef değil onun için. Ama bunu nasıl yapacak? Esas soru da bu tabii. Senin yüzünden ben de bir şey düşünemez oldum. Aslında bir Masar Bey'le konuşmamız lazım bu durumu. Benden habersiz. Rojda'yı Pikiyas'ın nezarethanesine kim soktu? Bir şey bilen gören var mı? Varsa söyleyin. Aramızdan kim böyle bir şey yaptı? Hı? Sizden bir cevap bekliyor. Sen bir şey gördün mü? Hayır Masar Bey. Sen? Ben de bir şey görmedim Masar Bey. Bakın, hepinizin vatana ihanetten ipinizi çekerim ona göre. Aklınızı başınıza alın. Hayri. Sen bir şey gördün mü? Vallahi billahi yeminle söylüyorum Masar Bey. Olay yerine sonradan intikal ettim ben. Bir şey gördüysem iki gözüm önüme aksın bak. Vallahi. Yeter yeter. Böyle konuşulmaz. Sonra ağzından çıkan dua yerine geçer. Bir de senin akan iki gözünle uğraşmayalım. Aa, akar mı sahiden? Hey Allah'ım. Biz de nelerle uğraşıyoruz. Neyse sen de bilmiyorsun demek. Yok bilmiyorum ben. Bana bakın, son kez hepinize soruyorum. Masar Bey, şerefsizin biri öldü işte. Niye onların üstüne gidiyorsunuz? Burası bir devlet binası Leyla Hanım. Bir hücre evi değil. İşkencehane hiç değil. Burası bir kamu binası. Ve burada insanların güvenliğinden de ben sorumluyum. Evet. Kim olursa olsun. Hı hı. Kim yaptıysa eline sağlık. Seninle sonra konuşacağız. Bu çıkışını gençlik heyecanına veriyorum. Şimdi kaybol gözümün önünden. Oo. Hadi.
Hadi arasana be Memduh, arasana, ara! Yiğit, bir şey soracağım. Ya Fatih'in anneannesi? Onu da almış mı Memduh? Eyvah ki ne eyvah, ben onu tamamen unuttum ya. Ben bölge jandarmayı arayayım. Gel bakalım, daha gidip anneanneyle ilgileneceğiz. Kes artık sırlamayı. Bana bak, uslu durmazsan bir daha babanı göremezsin, ona göre. Tamam, uslu duracağım. İyi, madem bir şey bilmiyorsunuz, o zaman bunun cezasını hepiniz çekeceksiniz. Hepinizin hakkında soruşturma başlatıyorum. Masar Bey, bir dakika. Kızı Pikias'ın yanına götüren bendim. Sen miydin? Hangi akla hizmet ederek götürdün o kızı oraya? Efendim, ben... Hayri! Bu arkadaşı hemen sorgu odasına al. Bu adam içimize girmiş ama işin ciddiyetini kavrayamamış bir zavallıdır. İnşallah içimize sızdırılmış karşı ajan çıkmazsın. Eğer öyleyse çok çekeceğin var demektir. Efendim, öyle değil. Bir dakika dinleyin. Tamam, tamam. Hayri diyorum. Anladım efendim, anladım. Tamam kardeş, içeriden alırsın. Ben ajan, hain falan değilim Masar Bey. Emir aldım. Tamam. Emir mi aldın? Kimden? Leyla'dan. Kızı Pikias'ın yanına götürmemi o söyledi. Hatta sizin istediğinizi söyledi. Böyle olacağını bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Ben hain değilim Masar Bey. Açmıyor. Açmıyor ya. Neden açmıyor bu kadın? Neden? Memduh kesin ona da bir şey yaptı amirim. Sen de felaket dellalısın ha. Dur bir sakin ol. Hadi amirim kalk gidelim ya. Sanki Memduh orada seni bekleyecek. Ya ne yapacağız peki? Burada köş köş oturup bekleyecek miyiz amirim? Oğlum heriflerin elinde. Ben burada telefon bekliyorum. Ya ben burada beklersem kesin çıldırırım amirim. Ya ben kafayı yiyeceğim ya. Ya ben de senden farklı düşünmüyorum. Ama şu an elimiz kolumuz bağlı. Jandarma kayınvalidenin evine doğru yola çıktı. Birazdan haber verirler bize. Sabret. Her tarafa bakın, dikkatli olun. Şimdi anneanneyi alacağız. Hadi hadi, acele edin, hadi. Açın kapıyı, jandarma. Kimse var mı içeride? Komutanım, içeride kimse yok galiba. Kimse yok mu içeride? Biri varsa çıksın. Zorla gireceğiz yoksa. Açın şu kapıyı. Şerefim üzerine yemin ediyorum size Masar Bey. Leyla bana emir verdi. Masar Bey'in emri dedi. Ben böyle olacağını nereden bilebilirdim? Ne dersiniz deyin. Kızın falan ama hain ajan demeyin. Tamam tamam, sakin ol. Baştan anlat. Leyla Hanım geldi yanıma. Rojde denen kızı Pikias'ın yanına koy dedi. Ben de tamam dedim. Hadise bu kadar yani. Eğer ortada bir hainlik varsa Leyla'ya sorun onu. Ben masumum. Neyine masumsun be? Aklın basmıyor mu senin? Madem emirle yaptın da sorduğum zaman niçin cevap vermiyorsun bana? Sorularıma neden anında cevap vermiyorsun? Efendim. Hayri. Efendim, buyurun. Leyla nerede? Git bul çabuk. Tamam, emredersiniz. Dur. Boşuna zahmet etme. Ben nerede olduğunu gayet iyi biliyorum. Ne yapalım komutanım? Kapıyı kırıp girelim mi? Başka çare yok. Kırın kapıyı. Necip amir, içeride hareket yok. Kapıyı kırıyoruz. Bize haber verin. Tamam, haber veririz. Komutan. Teyze. 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 Teyze iyi misin? Teyze iyi misin? Ne oldu? Fatih. Durun. Biri bir şey mi yaptı sana? Kim bayılttı seni teyze? Torunumu kaçırdılar.
Evladım yetiş. Torunum o adam da. Kim o adam? Tarif et bize. Ne yaptı sana teyze? Bana bir şey yapmadı. Tansiyonum var, hastayım ben. Bayılmışım. Ama torunum onda kaçırdı. Böyle sen boylarda, kısa saçlı. Yüzünde yara izi vardı oğlum. Alo Necip Amir, teyzeyi ama ufaklık ortalarda yok. Anne neymiş? Teyze bir adamdan bahsediyor. Orta boylu, kısa saçlı, yüzünde yara izi varmış. O kaçırmış olabilir. Onu arayacağız şimdi. Bulabilecek misiniz peki? Her tarafa bakacağız. Umarım fazla uzağa gitmemiştir. Buluruz inşallah. Amirim ben de konuşabilir miyim? Alo komutanım. Annemle konuşabilir miyim? Tabii, bir dakika. Alo anne. Yiğit ben, iyi misin? Yiğit, oğlum, iyiyim, iyiyim. Ama Fatih'i götürdüler. Sen merak etme anne. Ben onu alacağım. Hiç merak etme, tamam mı? Sen şimdi komutana ne biliyorsan söyle. Hepsini güzel güzel anlat. Tamam evladım, tamam tamam. Gördüğün gibi anneannen çok meşgul. Galiba bize katılamayacak. Hadi yürü bakalım. Öldü mü o şerefsiz? Henüz değil. Ameliyata aldılar. İnşallah ölür. Tüh! Ne beceriksizmişim ben ya. Keşke tam kalbine soksaydım. Dur bakalım. Ben ameliyattan sağ çıkacağını sanmıyorum. Bana bak. İçeri nasıl girdiğini soracaklar. Benim adımı vermeyeceksin değil mi? Sen bana hayatımın en büyük iyiliğini yaptın. O adamı öldürme şansını verdin bana. Merak etme, satmam seni. İyi. Belki de satmana gerek kalmaz. Mazhar Bey. Bakın her şeyi açıklayabilirim. Gel bakalım benimle, gel. Gel. Amirim olmayacak böyle. Gidip bir Mazhar Bey'le konuşalım. Doğru dedin. Bizden daha fazla görüp geçirdiği var. İçe sızmış ajanlar ve taraf değiştirip ihanet eden personel konusunda tecrübesi büyük. Geçen sefer yüzbaşıya yaptıklarını hatırlasana. Adamı kaçırıp ilaçla hipnotize ediyorlar. Sonra da bir telefonla komutanını bile öldürecek bir caniye dönüştürüyorlardı. Geç bakalım şöyle. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Aklını mı oynattın? Yiğidin oğlu adamların elinde. Çok kritik günler yaşıyoruz. Sen kalkmış adamı öldürmeye kalkıyorsun. Ya ne yapsaydım? O adam beni öldürmeye kalktı ama. Beni de öldürmeye kalktılar. Ama ben kimseyi öldürmeye çalışmadım. Hem bizim amacımız öldürmek olsaydı en alasını yapardık. O zaman erken kondudan ne farkımız olurdu? Ayrıca bunun işimize hiçbir yararı da olmazdı. Elimize geçmiş büyük bir koz var. Konuşturabiliriz. Koz olarak kullanabiliriz. Delillerle mahkemeye çıkartıp onun gibi yaşayan herkese gözdağı verebiliriz. Bunların hepsi o elimizde yaşarsa olur. Öldürürsek bir başkası gelir. Bu kadar olaydan sonra bunları bana söyletmene şaşıyorum. Aslında mesele o değil. Kimliğimi açık edecekti. Yiğit'e Melike olduğumu söylemekle tehdit etti beni. Bunun için adamı öldürmek gerekmez. Bana gelseydin, durumu anlatsaydın. Susturmanın tek yolu öldürmek değil ki. Yine de yapacağını yapacaktı o şerefsiz. Ya söyleseydi? O zaman Yiğit sana gelecek. Sonra bana gelecek. Neler olacağını siz benden daha iyi kestirirsiniz. Yiğit kıyametleri koparır öğrenirse. Yiğit kıyamet filan koparamaz. O da senin gibi. Elimden geçmiş yüzlercesi gibi benim personelim. Ne dersem onu yapmak ve inanmak zorunda. Yine de yaptığın kabul edilemez. Yaptığının cezasını çekeceksin. Biz kanun içinde hareket ederiz. Adalet için, hukuk için.
Kişisel çıkarlarımız için, duygularımız için değil. Bunları ne zaman unuttun? Hayri, Mazhar Bey nerede? Vallahi o da Leyla'yı arıyordu. Sorgu odasına doğru gitti. Eyvallah. Abi. Evet. Fatih'ten haber var mı? Henüz bir gelişme yok Hayri. Bekliyoruz. Hadi amirim çıkalım. Buraya getirdiğimiz bir adamın bıçaklandığı gazetelere yansırsa ne olur biliyor musun? Hepimizin başı derde girer. Bütün teşkilatı ateşe attığının farkında mısın? Anlamıyorsunuz. Beni tehdit etti diyorum. Peki siz Yiğit'in gerçekleri öğrenince neler olacağının farkında mısınız? Esas o zaman teşkilat ateşe düşer. Mazhar Bey, hayırdır? Neden bu kadar sinirlisiniz? Leyla! Mazhar Bey'in babacanlığını böyle nazlı kızlar gibi bağırıp çağırıp istismar etmiyorsundur umarım. Yok bir şey. Şu Pikeas meselesi canımı fena sıktı. Esas sen Fatih'ten haber var mı onu söyle. Bizden Fatih'e karşılık Arzu ve Pikeas'ı istiyorlar. Bir karar vermemiz lazım. Pikeas'ı vermek istesek bile veremeyiz. Adam ölüm kalım savaşında. Hayatta kalır mı bilemeyiz. Ama Fatih için Arzu'dan vazgeçebiliriz. En nihayetinde bugün olmazsa yarın yine bizimdir. Mazhar Bey, biliyorum. Arzu da Pikeas da bu dava için çok şey ifade ediyorlar. Hiçbiri bizim için masum bir candan daha kıymetli değil. Hele o masum can 5 yaşında günahsız bir yavrucaksa. O zaman en azından Arzu'yu alıp gidebilirim yani. Elbette. Ben yukarıya gerekli açıklamayı yaparım. İnşallah oradan bir takoz koyan olmaz. Olsa da alıştık artık takozlanmaya. Biri geliyor. Aç şu kapıyı, aç! Benimle geliyorsun Arzu. Benimle geliyorsun. Hiçbir yere gelmiyorum seninle. Yürü çıkıyoruz, bana lazımsın. Bırak. Ne yapacaksın? İşkence mi yapacaksın yine? İnan bana çok hevesliyim. Ama seninle başka bir işim var. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Bizi burada tutmaya hakkın yok senin. Ne yaptık biz? Niye buradayız? Saçma sapan suçlamalarla bizi burada tutmaya hakkınız yok. Bana bak avukat, bozuntusu. Bırak. Çekil şuradan. Çekil. Bana bak avukat. Beni iyi dinle. Zaten canım burnumda. Beni hepten delirtme. O küçük kafanı kökten kopartırım yoksa. Akıllı ol, tamam mı? Akıllı ol. Akıllı ol avukat. Burası Muz Cumhuriyeti değil Yiğit. Burada kanunlar var. Bizim haklarımız var. Terazinin bir kefesinde Yiğit'in oğlu Fatih, diğerinde Arzu. Bana pek denk gelmedi gibi Mazhar Bey, siz ne dersiniz? Katılıyorum. Yiğit'i bu kadar savunmasız yakalamışken, bu adamlardan her şey beklenir zaten. Tetikte olmakta fayda var. Oh Barut, hoş geldin. Yiğit'in yumuşak karnını biliyorum dediğim buydu demek. Tanıştırayım, Fatih. Yiğit'in biricik ve tek evladı. Geçin, oturun. Hemen aklıma bir şeytanlık geldi. Bu çocuğu alıp Türk ve Müslüman düşmanı olarak yetiştireceksin. Sonra babası gibilerini üzerine salacaksın. Buradan bir Battal Gazi, Malkoçoğlu serisi çıkar belki. Adam 2 saniye insan gibi düşünemiyor ki. Hemen şeytanlık üretiyor. Teyciniz. İsteklerimizi Yiğit'e ilettin mi? Evet. Yiğit oğluna karşılık kendi elleriyle Pikeas ve Arzu'yu bize getirecek. Hepsi bu mu? Başka bir şey istemeyecek miyiz? Nasıl yani? Ne isteyelim başka?
Efendim, şimdi bunlar için bir masumun canı 100 caninin canından önemlidir. Elimizde böyle bir koz var. Ne desek yaparlar. Bunlar bizim gibi insan harcamazlar çünkü. Madem bizimkilerin takozlu çekiç planını deşifre ettiler, bütün belgeler, dokümanlar istihbaratta. Evet. Oğlu elimizde yüce baronum. Bunun ne kadar büyük bir fırsat olduğunu hatırlatırım size. Sen ne diyorsun Barut? Gayet mantıklı görünüyor. En azından istihbarattaki itirafçı listelerini isteyebiliriz. Tamam işte. Yiğit bizim için biçilmiş kaftan. Tam sırası. Alalım Yiğit'ten isimleri. Hepsini konuşamayacak şekilde hop toprağa gömelim. Çok güzel düşündün miniğim. Hı-hı. Yalnız Yiğit bu iş için biçilmiş kaftan değil. Oğlunu feda eder. Yine de sır vermez benim bildiğim Yiğit ya. Bakalım ne yapacak. Efendim. İstediklerim tamam mı? Ayarladım mı ikisini de? Arzuyu getiriyorum. Ama Pikias burada bir saldırıya uğradı. Şu canlı bomba yaptıkları kız saldırdı. Durumu ağır. İstesen de onu getiremem. Pikias. Pikias vurulmuş mu? Durumu da ağırmış üstelik. O zaman plan değişir Yiğit. Senden başka bir şey istiyoruz. Ne istiyormuşsunuz ki? Daha ne isteyeceksiniz benden? Siz de bugüne kadar savcılara ifade vermiş bütün itirafçıların listesi vardır. Senden bütün itirafçıların listesini istiyoruz. Ne diyorsun sen Memdu? Kafayı mı yedin sen? Onlar çok gizli dosyalar, imkanı yok, onları alamam. O zaman zahmet edip Arzu'yu getirme. Fatih de bir müddet daha bizle kalır. Baba beni kurtar. Tabii bu çocuğun baba baba diye ağlamasına ne kadar katlanırım daha bilmiyorum. Memdu, sakın onun saçının teline bile zarar vereyim deme. Yoksa karışmam Memdu. Beni tehdit edecek durumda değilsin Yiğit. Listeyi istiyoruz. Eğer bize bir numara çekmeye kalkarsan, Fatih ölür. O listeyi istesen bile vermezler biliyorsun. Senin bir yolunu bulup alacağına eminim. Zaten istediğimiz fotokopi, film, CD gibi bir şey işte. Listeyi burada kontrol edeceğiz. En ufak bir aksilik istemiyorum. Görüşmek üzere. Buluşma yerini söylemek için tekrar arayacağım. Memnun, dur! Nasıl yapacağım şimdi ya? Hoş geldiniz Sayın Savcım. Hoş bulduk. Buyurun bu taraftan. Buradan efendim. Hoş geldiniz Sayın Savcı. Hoş bulduk. Emrettiğiniz gibi size bir oda hazırlattım. Çok teşekkürler. Tutuklular hazır mı? Hazır Sayın Savcı. Peki. Siz burada bekleyin beni. Peki efendim. Gidelim. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Müdür Bey. Siz çıkabilirsiniz. Peki efendim.
Benimle görüşmek istemenizin sebebi nedir acaba? Şimdi sayın savcım, öncelikle burada konuşulanların asla ve asla dışarı sızmaması gerekiyor. Onun için sizden güvence istiyorum. Bana her konuda güvenebilirsiniz. İçeride çok yüksek gerilim var. Herkes herkesten en ufak hareketinde işkilleniyor. Eğer sizin de görüştüğümüz bilinirse yaşatmazlar bizi. Kimse bir şey bilmeyecek. Müsterih olun. Biz arkadaşlarla oturduk, konuştuk. Darbe planı ile ilgili ne biliyorsak size anlatmaya karar verdik. Diğer tutukluların aksine neden böyle bir karar verdiniz? Biz bu kuruma, devletimize, milletimize hizmet etmek için girdik sayın savcım. Sonra zaman içinde anladık ki işin içinde milli olmayan eller var. Bu önceleri şüpheydi. Fakat onca yaşadıklarımızdan sonra bize kanaat haline geldi. İnanır mısınız? 3 geceden beri gözüme uyku girmiyor. Arkadaşlar da öyle. Siz bu planların her aşamasında içindeydiniz, değil mi? Evet, maalesef. Şimdi size ne biliyorsak anlatacağız. Hayırdır Yiğit abi? Atıf, bana itirafçıların listesi lazım. Şimdi o dosya şöyle abi. Nasıl? Mazhar Bey'in yazılı izni olmadan onu kimse göremiyor abi. Atıf, benim o dosyalara ihtiyacım var. O zaman arayıp soralım Mazhar Bey'e, ha abi? Atıf! Aç şu dosyaları. Abi ne oluyor, iyi misin? Atıf! Sana ne diyorsam onu yap. Vaktim yok. O dosyaları almam lazım. Tamam abi, sinirlenme. Tamam, açacağım. Ama bu bir sızma işte. Siz bizzat bu görevlerde bulundunuz mu? Bulunduysanız vazifeniz neydi? Benim görevim darbeden sonra yakalayacağımız insanları stadyumlarda yargılamaktı. Stadyumda mı? Evet, stadyumda. Mevcut hükümete yakın bütün yazar, çizer, iş adamı, gerici, bölücü diye damgalayıp yargılayacaktı. Hatta bunun için bütün savcı ve hakimlerin bile atanmasını yapmıştı. Hepsini tek tek ben belirledim. Hatta ne? O esnada bir karışıklık çıkartıp, bir arbede yaratıp, bir sürüsünü hemen orada infaz edecektik. O zaman mantıklı geliyordu. Şimdi düşündükçe kendimden nefret ediyorum. Sizin göreviniz neydi? Ben darbe zemini hazırlamak için oluşturulan planlarla ilgileniyordum. Bazı suikastler gibi. Neden yapıyordunuz bunu? Görüşlerine katılmayabilirsiniz, bunu anlarım. Ama öldürmek neden? Neden olacak savcı bey? Bir yalan söylüyoruz. Sonra bu yalana biz inanıyoruz. Hatta bizden başka kimse de inanmıyor. Bu adamların hakikaten satılmış, ölmesi gereken insanlar olduğuna inanmıştık işte. Delilik biliyorum ama inanmıştık işte. Hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatmanızı istiyorum. İsim isim, gün gün, saat saat. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Bu arada yaptığınız tutuklamalarla işi bitirdiğinizi sanmayın. İhtar kadroları, yani yedek kadrolar, çoktan görevleri devralmıştır. Eğer biliyorsanız hepsini bugün savcılıkta dinlemek istiyorum. Seve seve anlatırız. Dosyalar bunlar abi. Tamam, bütün dosyayı bir CD'ye yaz. Çabuk Atıf, çabuk, çabuk, çabuk! Tamam, ben şu CD'yi bir alayım. Allah Allah, ne yapıyor bunlar? Kavga mı ediyorlar ne? Ne haber Mümtaz? Gel gel, bir şu odaya bak. Yiğit Bey ile Atıf. Boş ver, Yiğit Bey yine bir şeylere kızmıştır. Hadi sen git yemeğini ye. Ben buradayım.
Abi ne yapacaksın bunları? Bana bak Atıf. Ağzını açmayacaksın, tamam mı? Tamam. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Tamam. Atıf. Sen rahat durmazsın şimdi. Ben çıkınca hemen Mazhar Bey'i yetiştirirsin değil mi? Ne yalan söyleyeyim abi. Aklımdan geçen okudun vallahi. Sen gel bakayım benimle. Ne yapacaksın abi? Birazcık canın yanacak. Ama kusura bakma Atıf. Sonra her şeyi anlatırım. Hadi. Hadi bakalım. Ama... Hadi Atıf. Abi. Allah Allah. Nereye kayboldu bunlar? Şu kamerayı biraz çevirir misin? Atıf Bey bayılmış gibi. Yiğit Bey de gitmiş. Yürü gidip bir bakalım. Bunda bir iş var. Tamam. Atıf abi. Atıf abi iyi misin? Uyan. Of. Ne oldu bana ya? Biz de onu soracaktık. Ne oldu burada? Yiğit. Yiğit abi. Özel bir dosyayı izinsiz kopyalayıp gitti. Hemen Mazhar Bey'e haber vermeliyim. Hemen verelim. Mazhar Bey. Hadi, hadi hızlı hala ol. Hala nereye gittiğimizi bak, söylemedin. Bu işten karlı çıkacaksın, tamam mı? Bütün birimlerin dikkatine. Yiğit Bey'in binayı terk etmesine sakın müsaade etmeyin. Anlaşıldı Yiğit Bey, mı? Sanırım siz de duydunuz. Lütfen zorluk çıkarmayın bana. Bak aslanım. Bana güvenmek zorundasın. Emir açık. Lütfen bana zorluk çıkarmayın. Sana da borçlandım. Ne oluyor burada ya? Ne yapıyorsun sen? Sus sus, vıdı vıdı etme. Hadi çabuk çıkalım buradan. Yürü. Yürü hadi. Yürü. Yürü. Hadi. Hadi. Mazhar Bey, Mazhar Bey koşun yetişin. Hayırdır, ne oluyor? Yiğit abi gizli tanık ve itirafçıların listesini alıp gitti. Sanırım Memduh'a verecek. Bir şey yapmalıyız. Ne zaman çıktı? 10 dakika olmadı. Tamam Atıf, ben hallederim. Kolay gelsin. Tamam biliyorum orayı, orada olacağım. Evet dosyalar da yanımda. Biraz yavaş sürsene ya şu arabayı. Bana bak. Zaten sizin yüzünüzden geldi bunlar başıma. Çeneni kapatıp adam gibi otur, yoksa atarım dışarı. Arzu ile beraber çıktılar. Peşlerindeyim. Hayır, beni fark etmedi. Tamam. Aksi bir durumda bildireceğim. De baban geliyor. Kes ağlamayı. Baban geliyor. Sevinmen lazım. Benden bu kadar. Yiğit buluşma yerine geldi. Ondan sonrası sizde. Bırak oğlumu. İstediklerini getirdim işte. Hepsi burada. Önce CD, sonra Fatih. Gel al. Ama Fatih'i salana kadar Arzu benimle. Tamam. Anlaştık.
Yiğit abiye doğru geliyor. Tamam Hayri, görüyorum şu an. Sen sakın görünme. Birazdan müdahale edeceğiz. Listeyi aldın. Bırak artık Fatih'i. Hadi uzatma artık. Bekle. Bir kontrol edelim bakalım. Dayan oğlum. Dayan. Dayan oğlum. Biraz daha dayan. Birazdan geliyorum. Dayan Aslı. Dayan Fatih. Kız gibi zırlayıp duruyor bu yiğit. Hiç iyi yetiştirememişsin. Sanki sen çok erkeksin. Bırak artık oğlumu Memduh. Bir adım daha atayım deme yiğit. Hem kendine yazık edersin hem oğluna. Tamam. Tamam sakin ol. İndir silahını. Her şey yolunda. Sakin ol Memduh. Amirim. Burada işler her an karışabilir. Tetikte ol Hayri. Ne yapalım? Fatih'i bıraktığı an çıkacağım. Artık kaçarı yok Memduh'un. Hadi artık, daha bitmedi mi işiniz? Telaşa mal yok. Bizde zaman çok. Ama benim zamanım yok. Daha bulup hesap soracağım adamlar var. Onlardan biri karşında işte. Sıkıysa yakalasana. Yiyorsa oğlumu bıraksana. Sana laf mı yetiştireceğim Yiğit? Açamadın mı hala? Acele etsene biraz. Tamam abi, az kaldı. Abi bu seydi boş. Nasıl boş? Bomboş abi. Vallahi bomboş. Tek satır yok. Oyuna geldik. Doğru mu Yiğit? Bana boş CD'yi mi getirdin? Bana oyun mu oynadın? Ben kimseye oyun oynamam. Sana gerçek listeyi getirdim diyorsam gerçek listeyi getirmişimdir. Yalan söylüyorsun. Basbayağı CD boşmuş. Yoksa Necip Amir'le bir olup bana tuzak mı kurdun? Sana tuzak kurup oğlumun hayatını neden tehlikeye atayım? Sana gerçek bir CD getirdim diyorsam o gerçek bir CD'dir. Hadi Memduh, çek şu Fatih'i. Aç önünü, indireyim seni. Sana yalan söylemedim. Tuzak kurmadım. CD'yi istedin getirdim. Hadi bırak artık oğlumu. Baba beni kurtar. Amma sulu gözsün be çocuk. Sus artık. Hayır. Üzgünüm Memduh. Yerinde olsam o tetiğe basmazdım. Bir sen eksiktin. Uzatma da at silahını şöyle. Hadi. Barut Bey. Oltaya kim geldi? Necip Amir. Namlusu size doğrulmuştu. Kurşunu kafasına yiyecekti, söyle ona. Yok tuzak kurmazmış. Yok kendisi çok dürüstmüş. Bu ayakları geçeceksin Yiğit. Bu numaralar sökmez bana. Ne ayağı? Ne numarası? Ne diyorsun sen be? Anlamazlıktan gelme. Necip Amir'i dikmedi mi başıma sniper gibi? Ben kimseyi senin başına dikmedim Memduh. O dediğinden haberim bile yok. Ben senin istediğini yaptım. Sen şimdi benim istediğimi yapacaksın. Hadi ver artık oğlumu bana. Bana yalan söylediğin için oğlunu sana vermeyeceğim. Zırlama be. Bir defa da zırlama. Dur baba. Memduh. Bırak oğlum. Bana ne istersen yap. Ama oğlumu bırak. Sana bir şey yapmayacağım. Ama sen dediklerimi yapacaksın. Arzu'yu gönder bana. Oğlumu bırak. Son kez söylüyorum. Arzu'yu gönder. Oğlumu ver bana. Hadi.
Baba. Tamam. Tamam. Baba. Ver oğlum Memdu. Memdu, oğlumu ver bana. Memdu. Memduh dur gitme. Memduh. Baba. Memduh dur gitme. Memduh. Memduh. Memduh oğlumu bırak. Memduh sana bunun hesabını soracağım. Memduh. Baba beni kurtar. Daha çok koşarsın Yiğit. Memdu, bunu senin yanına bırakır mıyım ben? Aa. Hayri, bugün işler kesat ha. Hiç sorma. Amirim, sizi de mi ya? Hayır Hayri, beni... Ha? Ha. Anam! Anam! Ne oluyor lan? Anam! Anam. Ulan konuşsana. Abi arıyor. Ulan ne oluyor? Ay, anam. Anam. Beni yakalayamadılar. Yakaladım sandılar sadece. Amirim. Biz de fena bir ikili olmuyoruz hani ha. Hayri. Silahlarını al. Kelepçele şunları. Ben Yiğit'in yanına gidiyorum. Ya illa Yiğit'le bir ikili olacaksın yani ha. Ya hayır, beni neden gözden kaçırıyorsun anlamıyorum. Oğlum. Yıktım adamları. Hayri, laf yapma, iş yap. Ben Yiğit'in yanına gidiyorum. Konuşma fazla. Baba, baba. Sus be, sussana. Ne sulu göz şeysin sen ya? Sakın. Sakın bir daha bu çocuğa elini kaldırma. Baba. Baba. Ben sadece sussun diye yani. Bir daha bu çocuğa elini sürmeyeceksin. O kadar. Nasılsın Yiğit? İyi misin? Bunu bana neden yaptınız amirim? Oğlumu kurtarmama neden izin vermediniz? Oğlunu kurtarmana neden izin vermeyelim Yiğit? Biz sadece vatana ihanet etmeni engelledik. Ben vatana ihanet etmeyecektim amirim. Bilerek boş CD getirdim adamlara. Ama siz ortaya çıkıp her şeyi karıştırdınız, mahvettiniz. Götürdü oğlumu. Bilerek mi getirdin? Elbette. O zaman Atıf'ı niye bayılttın? Ya içeriden birileri bir şey sızdırırsa? Oyun oynadığımı anlarlarsa diye yaptım. Gerçekçi görünsün diye yaptım. Hem ben ne zaman vatana ihanet ettim amirim? Böyle bir şey yapmayacağımı bilmiyor musunuz benim? Hay Allah. Oğlum hala onların elinde amirim. Memduh psikopatının elinde. Bu operasyonu oğlunu kurtarmak için yaptık Yiğit. Senin de haberin olmadığı bir tuzakla bu işi bitiririz dedik. İyi yaptınız amirim. Çok iyi yaptınız. Ne yapacağım ben şimdi? Fatih'i gördüm. Gözlerimin içine baka baka baba beni kurtar diyordu. Ama ben yapamadım. Kurtaracağız Yiğit'im. Oğlunu o hainlerin elinden alacağız. Nasıl kurtaracağız oğlumu amirim? Hayatta kalan tek varlığı. Ya bir daha onu göremezsem? Ne yaparım ben? Göreceksin Yiğit. Eskisi gibi bağrına basacaksın. Öpüp koklayacaksın. Çok yaklaşmıştık. Eyvallah.
Durumu nasıl doktor? Kritik. Bir süre yoğun bakımda kalacak. Elinizden geleni yapın. Bu adamı ne yapıp edip yaşatın. Emredersiniz efendim. Dokuz canlı köpek. Yine ölmedi. Ama görecek gününü. İlk fırsatta çanına ot tıkayacağım. Yine kimin çanına ot tıkayacaksın? Söyle bakalım. Kendi kendime konuşuyordum öyle. Hala mı aynı davayı gidiyorsun? Bu adam ölüm döşeğinde Leyla. Tam da ihtiyacımız olduğu bir zamanda. Tam da avucumuza almışken. Kuyruğunu tutmuşken ölümle pençeleşmekte. Ve bunların hepsi senin yüzünden. Hiç pişman değilim Mazhar Bey. Bizim sıradan bir hayat yaşamaya hakkımız yok Leyla. Kişisel hesaplarımız yok. Sıradan insanların verdikleri, sıradan tepkileri gösteremeyiz biz. Fakat Mazhar Bey... Fakatı makatı yok. Eğer davana sahip çıkabilecek, iradene hakim olabileceksen... Sana güvenip yola çıkanları yarı yolda bırakmayacaksan... Kişisel hesaplarından davanı daha yukarıda tutabileceksen... Çalışmaya devam edelim. Yok, ben kendi hesabımı kendim göreceğim diyorsan, gerisi beni ilgilendirmez diyorsan, işte kapı. Çıkıp gidebilirsin. Mazhar Bey, Yiğit'i getirdim. Fatih'i kurtarabildiniz mi peki? Maalesef efendim. İşler planladığımız gibi gitmedi. İşte bu hiç iyi olmadı. Yiğit nasıl? Morali çok kötü. Nerede şimdi? Odasında. Gözlerimin içine bakarak yalvarmasını hiç unutmayacağım. Kurtaramadım Fatih'i. Alamadım Memduh'un elinden. Sen elinden geleni yaptın Yiğit. Onlara boş CD'yi götürdüm Leyla. Necip Amir de beni takip etmiş. Ortalık birden karıştı. Onlar olmasaydı belki de halledebilirdim. Oğlunu tehlikeye atmak için yapmadılar Yiğit. Yapmadılar da ne oldu? Güya operasyon düzenleyip Fatih'i kurtaracaklardı. Nerede şimdi oğlum? Dengesiz bir psikopatın elinde. Sağ mıdır? Ölü müdür belli değil. Senin için yapabileceğim bir şey var mı Yiğit? Memduh Al çağırana kadar bekleyeceğim. Eğer gerçek bir dosta ihtiyacın olursa ne olur haber ver. Oğlun için her şeyi yaparım. Laf olsun diye söylemiyorum. Sevdiklerini kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim.
Ya ne yapsaydım? Seni öldüren, hayatımı karartan, hayallerimizi yıkanlardan intikam almasa mıydım? Hangisi yanlıştı anlamıyorum. Bizi uçuruma uçuran kamyoncuyu öldürmem mi? Ona emri veren Arzu'yu korkutmam mı? Ama Rana, buna mecburdum. Fatih'i kaçırmaya mecburdum. Yiğit Arzu'yu yakalamıştı. İstesem vermezdi. O yüzden kaçırdım Fatih'i. Anlamıyorsun beni Rana. Fatih için üzgünüm. Ama olacak olan olacak. Ben nasıl senin acınla yaşıyorsam, aynı acıları başkaları da çekecek. Melike. Melike mi? Evet. O kız bıçaklamasa, Pikias bana Melike'nin kim olduğunu söyleyecekti. Sence de garip değil mi? Burada garip olan ne? Pikias'ın bana Melike'nin yerini söyleyecekken bıçaklanması. Bunun altında başka sebepler aramaya gerek yok. Pikias o kızın babasını öldürmüştü. Kız da onu öldürerek intikamını almak istedi. Bu kadar basit mi yani? Evet, bu kadar basit. Hem garip olan senin gibi bir insanın geçmişe saplanıp kalmasıdır Yiğit. Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Yani hala Melike denen şu kızda bu kadar ısrar etmeni anlamıyorum. Kurtul artık ondan. Melike'yi hafızandan sil. Melike senin için, oğlun için, geleceğin için kötü bir hatıra sadece. Söylediğin kadar basit değil Leyla. O kadın benden hayatımı çaldı. Her şeyimi mahvetti. Melike ölmüş gitmiş kül olmuş. Ne yapabilirsin ki? Kendini geçmiş hapishanesinden kurtar. Geleceğe bak. Oğlunun sana ihtiyacı var. Fatih'e odaklan. Onu nasıl kurtarırım diye düşün. Orası öyle ama duyguları her zaman akıl kementi yetmiyor. Evladım. Efendim, canınız neden öyle sıkkın? Nasıl sıkkın olmasın? İşler hiç iyi değil Minikka'ya. Sizi rahatsız eden bu düşünceyi bendenizle paylaşın efendim. İçinize atmayın. Bilmiyormuş gibi soruyorsun bir de. Siritepe tam Çin işkencesine dönmüş. Bir sürü yandaşımız birer ikişer oraya tıkılıyor. Ekiplere korku siniyor. Çoğu yan çizmek için bahane üstüne bahane üretiyor. Halbuki seçim öncesi bizim tam saha pres yapmamız lazım. Her tarafta ciddi terör estirmemiz lazım. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Halkta bu işler siyasetle olmuyor. Kadife eldiven lazım dedirtmemiz lazım. Ama durum ortada. İşin daha da kötüsü, son duruşmada tutuklananlardan üç korkak hapisten kurtulmak için itirafçı olmuşlar. Ne diyorsunuz? Duydun işte. Kimse senin gibi değil ki. O kadar yıl içerilerde kaldın ama davandan bir adım bile geri çekilmedin. Ama bu korkaklar anında satıyorlar bizi. Vay yüreksizler. Vay alçaklar. Vay hainler. Sizin gibi varını yoğunu davaya adamış bir insana bunu nasıl yaparlar? Geldikleri her makama siz olmasanız gelebilirler miydi? Kim onlara adam yerine korda mevki sahibi yapardı ha? Bence onları ibreti alem olsun diye derhal onları susturmanın yolunu bulmalı. Ne dedin, ne dedin? Bunları derhal susturalım Yüce Baron. Zeki Yahya'nın karşısında bülbül kesilenlerin dilleri kesilmeli. Yoksa ardından hepsi itiraf kuyruğuna girerler aleyhinizde. Aferin sana, miniğim benim. Zor zamanların en halden anlayan insanısın sen. Ben de aynı düşüncedeyim. Bu adamların derhal dillerini değil boyunlarını koparmak lazım.
Bu işi sana havale ediyorum. O itirafçıları öyle bir öldürt ki aleme ibret olsun. Sivri Tepe'dekilere kendinize gelin mesajı olsun. İtirafçı hainleri örnek almayı düşünenlerin aklını başına getirsin. Korkudan ödleri patlasın. Siz nasıl isterseniz efendim. Çok güzel buyurdunuz baronum efendim. Hı hı. Ekstra olarak şunu da yapmalıyız ki davayı kökünden çözelim. Bugün ilhamlı günündesin. Söyle bakalım ne yapalım? Delil olmazsa dava da olmaz. Hı hı. Zeki Yahya'nın elindeki bütün delilleri yok edelim. Güzel. Önerin nedir peki? Bunu da tasarladım. Biliyorsunuz Yiğit'in oğlu elimizde. Yani Yiğit'in kuyruğunu sıkıca tuttuk. Artık biz ne dersek yapar. Yiğit bir istihbaratçı olarak adli emanete rahatlıkla girebilir. Erken kondu dosyalarının tamamı orada değil mi? Evet efendim. Bütün dosyalar orada. Delilleri Yiğit'e mi yok ettireceğiz yani? Aynen öyle efendim. İyi de o belgeler sadece o kadarlık değil. Başka yerlerde de var. Var. Ama biz davayı bu şekilde sakatlarsak kurmaca deliller var yaygaramızı iyice arttırırız medyamızda. Bu da bizim elimizi güçlendirir. Doğru. En iyi dava bol sulandırılmış davadır bizim için. Evet efendim. Medyadaki arkadaşların propaganda değirmenine bol su taşımak lazım. Büyük bir zevkle ben bu görevi üstleniyorum. Yiğit için oğlu ne kadar değerli, onu göreceğiz hem de. Miniğim benim. Dünyadaki en güzel baş senin başın. En sevdiğin baş senin başın. Bu başın içinde nasıl bir beyin var ha? Kafan nasıl çalışıyor anlamak için kürsüler kurulmalı üniversitelerde. Kıskanıyorum doğrusu. Aman efendim, utandırmayın beni. Benim başım sizin başınızdır. Bakın alın. Alın, sizin olsun. Fatih'i kurtaramadığımız için çok üzgünüm Yiğit. Üzülmek para etmiyor Mazhar Bey. Oğlunu kurtaracağız inşallah. Geleceğimizi o hainlerin ellerine bırakmayacağız. Senin evladın bizim evladımızdır. Ama şimdi yapmamız gereken önemli bir işimiz daha var. Nedir Mazhar Bey? Sivri Tepe'deki 3 itirafçıyı Zeki Yahya Bey'in ofisine götürmek. Necip, bu görevi sana veriyorum. Elbette Mazhar Bey. Ben de halledebilirdim efendim. Sen biraz dinlen Yiğit. Necip bu işin üstesinden gelecektir. Evelallah Mazhar Bey. Siz bilirsiniz. Müsaade ederseniz ben çıkayım efendim. Müsaade senin. Bir gelişme olursa derhal beni haberdar et. Emredersiniz efendim. Biz de itirafçıları Zeki Yahya Bey'e nasıl götüreceğinizi konuşalım. Ben de çıkabilir miyim Mazhar Bey? Nasıl istersen. Şimdi izleyeceğiniz güzergah belli. Bu yüzden her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olmalıyız. Buna karşılık benim şöyle bir planım var. İzniniz olursa arz edebilir miyim? Tabii tabii. Nasıl bir plan anlat bakalım. Yiğit! Bekle beni. Ne istiyorsun? Ben de Fatih için çok endişeliyim. Ne olursa olsun yanında olmak istiyorum. Operasyon yapılacaksa birlikte yapalım. Sağ ol. Size bu zarfı koğuştan gönderdiler. Üçünüz içinmiş. Bize mi gönderdiler? Evet. Allah Allah, üçümüze bir zarf.
Bu da ne ya? Eğer konuşursanız kafanıza sıkarız mesajı veriyorlar. Kafanıza sıkarım mesajı mı? Ne o, korktun mu? Korktum tabii. Çoluğum çocuğum var benim. Sanki bizim yok. Vaz mı geçeceksin yani? Ya arkadaşlar, silah arkadaşlarımıza ihanet mi ediyoruz biz? Yanlış mı yapıyoruz? Bir an için aklımdan geçti de. Ha? Millete ihanet işinin içinde oldun. Şimdi bu hatayı düzeltiyorsun. Yanlışın neresinden dönersen kârdır. Sen değil miydin pişmanım? Geceleri gözüme uyku girmiyor. Biz cami bombalayacak, uçak düşürecek, kendi insanımıza komplo kuracak adamlar mıyız diye ya. Bizi itirafa zorlayan sen değil miydin? Öyle de yani... Yani simanesi yok. Bir yanlışlık yaptık ve o yanlışı düzelteceğiz. Millete, vatana ihanet etmekten korkmadık. Bize kurşun gönderen bu hainden mi korkacağız? Haklısınız. Ölmek var, dönmek yok. Bravo Necip Amir. Çok güzel bir plan. İzniniz olursa biz hemen işe koyulalım. Yolunuz açık olsun. Hayri. Bak seninle ikili olduk işte. Yiğit abinin yokluğunda yedek oyuncuyum ben tabii. Çok çalışırsan asıl kadroya girersin. Hoca beni oynatmaya da küsme. Formayı hak et. Hak edeceğim Necip Amir. Hayri, uzatma. Ben uzatmıyorum ki. Hakem uzatıyor. Hadi. Hayri. Özür dilerim peki. Hadi gidelim. Hadi artık. Masar Bey. Hadi yürü. Düş önüme. Hadi bakalım Vatoz. Şu itirafçıları yok et. Emriniz olur efendim. Oo, tam da ihtiyacım olan adam geldi. Otur. Hayırdır diyeceğim ama bizim hayırla pek işimiz yok. Ne oldu? Yiğit'i arayacağız. Ve ondan oğlunu sağ olarak görmesini isteyeceğiz. Bunun için ne yapacak peki? Adliyeyi yakacak. Erken kondu dava delillerini yok edecek. Kendi elleriyle iğneyle kuyu kazarak oluşturdukları iddianameyi kendisi yaralayacak. Oldu olacak. Zeki Yahya'yı da yakmasını isteyelim ondan. Güzel fikir. Bunu da isteyelim. Hazır eli değmişken Zeki Yahya'yı da kaldırıversin aradan. Ben öylesine demiştim ama. Peki bunları yaptıktan sonra oğlunu verecek miyiz Yiğit'e? O bizim insafımıza kalmış artık be. O zaman vermeyeceğiz demektir. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını. Bu bizim Yiğit belasından kurtulmamız için büyük bir fırsat Barut. Babasını öldürdük. Kendisini de geberteceğiz. Oğlunu da öldürünce soyu tamamen kuruyacak. İlelebet kurtulalım ondan. Hatta bana oyun oynadığın için sana kızgınım. Oğlum nerede Memdu? Nasıl, iyi mi? İyi iyi. Uzatma da beni dinle. Madem oğlunu bu kadar çok görmek istiyorsun, eski günlerin hatırına sana ikinci bir şans vereceğim. Eski günlerin hatırına biraz insan olsan Memdu. Yaptığın hatanın farkına varsan biraz. Eski günlerin hatırına bu ettiğin hakaretleri duymazlıktan geliyorum Yiğit. Sana beni dinle diyorum. Memdu, bana oğlumu ne zaman göreceğim onu söyle. Bana bunu söyle. Oğluna tekrar kavuşman sana bağlı Yiğit. Senden istediklerimizi yapmana bağlı.
İstediklerinizi yaptım ben. Sözümü tuttum. Sen tuttun mu Memduh? Bana tuzak kurarak mı istediklerimizi yaptın? Necip Amir'in namlusunu bana doğrulttun. Böyle mi tuttun sözünü? Ne yapsaydı ya? O da senin gibi kardeşine yüz mü çevirseydi? Hain silahların arasından mı bıraksaydı? Kes artık Yiğit, kes! Bak, sen benim kardeşim gibiydin. Gibisi fazla. Basbayağı kardeşten öteydin. Fatih senin de oğlundu lan, senin de! Bunun senin için bir anlamı yok mu? Bir zamanlar vardı. Ama artık yok. Senin hesabın benle Memduh. Ne istiyorsan benden iste. Senin bu yaptığın kalleşlik. Artık bu laflar işlemez bana. Hala anlamadım. Bunu anlamayacak kadar aptal değilim. Belki biraz daha içinde insanlık kalmıştır diye. Ya biraz vicdan kalmıştır diye. Son bir ümit kazıyıp duruyorum işte. Geçelim bunları Yiğit. Oğlunu görmek istiyor musun? İstiyorum tabii. Yine ne isteyeceksin söyle. Zeki Yahya'nın elindeki bütün erken kondu delillerini yakacaksın. Hepsini yok edeceksin. Ne diyorsun sen Memduh? Kafayı mı yedin sen? Nasıl istersin böyle bir şey benden? Yapamayacağımı biliyorsun. Oğluna duyduğun büyük sevgi yalandı demek. Onca ağlaman, zırlaman yalandı. Bak, oğluma duyduğum sevgi gerçek. Ama size inancım sıfır Memduh. Nedenmiş o? Dediğini yapsam bile oğlumu bana vermeyecekler de ondan. Pazarlık şansın yok Yiğit. Dediğimizi yapmazsan evladın toprak olur gider. Yapamam diyorum, anlıyor musun? Yapamam! Madem öyle, biricik oğluna elveda de Yiğit. Sana son bir iyilik daha yaparım. Ne iyiliği yapacaksın? Oğlunun mezar yerini söylerim. Gider başına Fatiha okur, dua edersin. Sana bu kadarını borçluyum ya. Hadi sana iyi günler. Dur Memduh. Ne oldu? Tamam, tamam. Kabul. Bak, dediğini yapacağım Memduh. Yapacağım. Yakacak mısın dava delillerini? Yakacağım. Dediğini yapacağım. Sen Fatih'i bana verecek misin? Önce şu delilleri bir yak. Gerisine bakacağız artık. Hadi. İyi haberlerini bekliyorum. Artık fazla oldum Memduh. Sana iyi haberler getireceğim. Hiç merak etme sen. Sanırım hazırsınız baylar. Buyurun, yola çıkıyoruz. İşte geliyorlar Aydın. Aşağıdaki adamlar! Aydın! 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 Bunun hesabını vereceğiz. Sen hesabımı Allah'a verin. Sizden korkan sizin gibi olsun. Muhatap olmayın. Bırakın komutanım şu adamları. Biz işimize bakalım. Bu haberi hemen uçurmalı. Evet. Yeni gelişmeleri alalım hemen. Efendim, kuş kafesten çıktı. Güzel. Sen takipte kal. Tamam. Arkadaşlar, hazırlanın. Kuş kafesten çıkmış. Ne yapacağız efendim? Çaprazı alıyoruz. Iskalamak yok. Hadi, herkes yerini alsın. Emredersiniz. Hadi. Emredersiniz. Amirim, arkadaşları aldınız mı? Aldık sayın savcım.
Şimdi o tarafa doğru geliyoruz. Çok dikkatli olun. İyi akşamlar Sayın Savcı. Bu gece sabahlayabiliriz. Yorgun falan değilsin ya. İyiyim efendim. Tamam. İşini bitirince odama gel de son hazırlıkları tamamlayalım. Nasıl isterseniz efendim. Allah'ım ne olur bana doğru yolu göster. Necip amirler nerede kaldı acaba? Telefon? Telefonum nerede benim? Arşivde unuttum galiba. Arkadaşlar, kuş menzile girmek üzere. Hazır olun. Şimdi! Ateş edin!
Efendim, şoför kaçıyor. Şoförü boş ver. Yolcular bizim için daha önemli. Oğlum. Canım Fatih'im. İnşallah büyüyünce beni anlar ve affedersin. Yiğit. Ne yapıyorsun burada? İçeridekiler. Sizi uyarıyorum. Kimseye zarar vermeyeceğiz. Sakın ters bir harekette bulunmayın. Silahlarınızı dışarı atın. Son kez söylüyorum. Silahlarınızı dışarı atın. Söz veriyorum. Kimsenin canına kıymayacağız. Şu kapıyı aç. Aç. Burada kimse yok efendim. Bravo Necip Amir. Kuş kafesten çıktı dedik ama bizi kafese soktu. Helal sana. Hadi gidiyoruz. Necip Yılmaz. Amirim, dediğiniz gibi saldırıya uğradık. Haklıymışsınız. Sende bir şey var mı? İyisin ya. İyiyim amirim. Çelik yelek işe yaradı. Burnum bile kanamadı. Hemen merkeze dön. Dikkatli ol. Ne olmuş? Diğer araç saldırıya uğramış. Ölmek var, dönmek yok arkadaşlar. Ben sana ne yapıyorsun diye sordum Yiğit. Ne oluyor Yiğit burada? Söylesene. Sayın savcım. Benim başka şansım yok. Burayı yakacak mısın? Yiğit, sana söylüyorum. Benzini niye döktün? Neden yakıyorsun? Delirdin mi sen? Burayı yakmaya değil. Oğlumu kurtarmaya çalışıyorum savcım. Böyle yaparak oğlunu kurtaramazsın Yiğit. Oğlunun canını kurtarsan bile geleceğini karartırsın. Erken kondu sanıklarını çeker alırsın. Bu katil sürüsünün dışarı çıktığını düşün Yiğit. O yıllarca bunların milletin kanını nasıl emdiklerini düşün. Oğlumu feda edemem sayın savcım. Feda edemem. Söyledim sana. Bir kere daha tekrar mı edeyim? Delilleri yakarak oğlunun canını kurtarsan bile geleceğini kurtaramazsın. Bu milletin geleceğini tekrar kana bulayacak zihniyetleri sokağa salarsın. Sen benim tanıdığım Yiğitsen, bunları yapamazsın. Yapmazsın değil mi Yiğit? Yiğit! Yaklaşma sayın savcım! Yaklaşma! Hadi Yiğit, ver o çakmağı bana. Arkadaşlar dağılalım. Çabuk çabuk, herkes yerini alsın hadi. Güvenlik çemberini aldık amirim. Dikkatli olun. Kuş uçurtmayın. Gözünüzü dört açın. Emredersiniz amirim. Gel. Buyurun. Hızlı hareket edelim. Hemen binaya girelim. Hoş geldiniz amirim. Hoş bulduk. Sayın savcım nerede? Kendisi sizleri bekliyordu. Ben hemen çağırayım. Tamam. Madem öyle, beni de öldür. Bu milletin geleceğinin karartıldığını görmeye yüreğim dayanmaz. Yaklaşma sayın savcım. Yaklaşma, yakarım burayı. Ancak beni de öldürebilirsen yakarsın burayı. Yapma Yiğit. İyi düşün.
Yaklaşma! Ne olur pişman olacağın şeyler yapma. Ben bilmiyorum savcım. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. İnanın ki kafam karmakarışık. Ben biliyorum Yiğit. Sen burayı yakmayacaksın. Ülkenin geleceğini heba etmeyeceksin. Allah bize yardım edecektir. Oğlunu kurtarmanın yolunu elbet bulacağız. Savcım. Oğlumu kurtaracağız değil mi? Oğlunu ve bütün çocuklarımızı kurtaracağız Yiğit. Ülkemizin geleceğini kurtaracağız. Ver hocam. Allah'ım, ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum Sayın Savcım? Evet Yiğit Efendi. Duman kokusu gelmiyor buralara. Yoksa artık Fatih'i görmek istemiyor musun? Güzel babam, kurtar, kurtar beni babam. Allah'ım bana yardım et. Güzel babam, Allah'ım bana yardım kurtar, et. Kurtar beni buradan baba. Seni oğlunla mı tehdit ediyorlar Yiğit? Oğlumu öldürmekle tehdit ediyorlar savcım. Burayı yakmazsam oğlum ölecek. Yakarsam bütün çocukların geleceği kararacak. Kendini benim yerime koy ve söyle. Şimdi ben ne yapmalıyım? Senin yerinde olmak çok zor bir durum Yiğit. Hadi Yiğit, kokut buraları. Duyuyor musun beni? Duman kaplasana İstanbul'u. İz kaplasın. Savcım, ben bu işi yapacağım. Yakacağım burayı. Zeki Bey nerede kaldı? Hayri, git bak bir terslik olmaz. Olur, olur. Dinliyor musun? Evet. Tutuştu mu ortam? Bence senin arkan tutuştu. Çünkü ben bu dosyaları yakmayacağım. Milletimin geleceğiyle oynamayacağım. Bu katillerin sokağa salınmasına göz yummayacağım. Hı. Babam da feda olsun bu vatana. Oğlum da. Tamam, peki o zaman. Bunu sen istedin. Kulağın bende olsun. Çünkü oğlunun sesini son kez duydum.